Sevgili izleyicilerimiz, Uyanış adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Güçlü Erman, stüdyoda konuğum olarak Kutsal Kitap Öğretmeni Cevdet Özdemir bulunmakta. Cevdet hoş geldin. Hoş bulduk Güçlü. Sevgili izleyicilerimiz, kahyalık konusunu ele aldığımız 5 programdan oluşan bir serinin 3. programındayız. Ve çok çok önemli bir konuya değinmekteyiz. Çünkü özellikle maddi konulara değiniyoruz. ...maddi konular çok ciddi konular birçok insan için. Özellikle bize yazan insanlara baktığımız zaman yüzde %80'i maddi sıkıntılar için dua istiyorlar. Borç konularında dua istiyorlar. Ve biz de tabi ki kutsal kitaba yönelik bir bakış açısı sunuyoruz. Çünkü bu çok önemli. Kutsal kitap düşüncelerimizin yenilenmesi gerektiğine değiniyor. Tanrı'nın sözüne göre düşüncelerimizi yenilememiz gerekiyor. Kutsal kitaba göre bilgelik kazanmamız gerekiyor. İlk programımızda kahyalık e, sözcüğüne değindik. Şunu öğrendik e, ki biz hiçbir şeyin sahibi değiliz. Her şeyin sahibi olan Tanrı. Bizler ise yeryüzünde yaşadığımız sürece bize verilen şeylerin kahyasıyız. Yani bunları yönetmekle sorumluyuz ve sonuçta Tanrı'ya hesap vereceğiz. İkinci programımızda da özellikle bereket, kutsama, lanet kavramlarına değindik biraz. Özellikle bu e, ondalık konusuna değindik. Tanrı'ya sunmamız gereken ondalığa baktık. Yani gelirimizin %10'unu ve hatta ilk %10'unu Tanrı'ya sunmamız gerektiğini, yani turfandasını evet. Tanrı'ya sunmamız gerektiğine değindik. E, sunular konusuna değindik. Bunu bunun üzerine devam edeceğiz bu programımızda. Evet. Ben hemen bunu e, buna değinmeden önce ondalık konusunda bir ayet aklıma geliyor. Bunu paylaşacağım sonra evet. sana devredeceğim Cevdet. Süleyman'ın özdeyişlerindeki bilgelik kitabında 3. bölümde şunu görüyoruz. Süleyman'ın özdeyişleri 3 ve 9'da diyor ki servetinle ve ürününün yani hasatın sana geri dönenin turfandasıyla yani ilk ürün Doğru. turfandasıyla Rabbi onurlandır. O zaman ambarların tıka basa dolar, teknelerin yeni şarapla dolup taşar. Yani burada dokuzu yaparsak onu, onuncu ayeti alacağız. Tanrı ambarlarımızı tıka basa dolduracak, tahılla dolduracak diyor. Daha fazla ürün gelecek ve yeni şarapla dolup taşıyacak diyor teknelerin. Yeni şarap burada kutsal ruhun sevincini, mesedişi temsil eden bir şeydir. Evet. Kutsal ruhun sembollerinden birisi yeni şaraptır kutsal kitapta. Rabbin mesedişinin bereketinin diyor. Yani hem maddi hem manevi yani hem maddi hem ruhsal bereket olacak üzerimizde Tanrı'yı onurlandırırsak gelirimizle turfandamızla ve sunularımızla tabii ki değil mi? Çok doğru. Şimdi Tanrı'nın birçok vaadi hep koşula bağlıdır. Hı hı. Burada büyük bir çok vaat güzel. görüyoruz. Evet. Tanrı diyor ki ambarların tıka basa dolacak, teknelerin yeni şarapla dolup taşacak. Evet. Vaat bu. Evet. Bunu gerçekten arzuluyoruz. Tanrı'nın evet. bizi bereketlemesini istiyoruz. Maddi açıdan, ruhsal açıdan, fiziksel açıdan her bakımdan. Evet. Ama bu vaadin yerine gelmesi için, Tanrı'nın bu vaadi hayatımıza uygulayabilmesi için bir koşul var. Koşul ne? O da şu. Servetinle, yani sahip olduğun mal varlığınla, sahip olduğun paranla, sahip olduğun şunla, bunla ve ürününün turfandasıyla, yani sahip olduklarından e, ayırıp Rabbe getireceğin o ilk ürünlerle Rabbi onurlandır. Tanrı kendisini onurlandırmamızı istiyor. Bu onurlandırmanın sonunda Tanrı bizi bereketleyeceğine söz veriyor. Dolayısıyla bize düşen Tanrı'yı onurlandırmak ilk ürünlerimizle, ondalığımızla, sunularımızla, Tanrı'yı sevdiğimizi, Tanrı'yı gerçekten Tanrı'ya saygı duyduğumuzu, Tanrı'nın sözüne itaat etmek istediğimizi gösterdiğimiz noktada Tanrı'nın vaadi hayatımızda etkin olmaya başlıyor. Evet. Açıkçası bizim elimizde, her şey bizim elimizde. Yani bereket ve lanet bizim seçimimiz, Çok değil doğru. mi? Zaten eski şey yasanın tekrarında da Tanrı diyor yani bugün önünüze kutsama koyuyorum. Bereket kutsama koyuyorum, lanet koyuyorum, yaşam koyuyorum, ölüm koyuyorum. Yaşamı seçin. Yani ipucu da veriyor neyi Tabii. seçmemiz gerektiğini ama sonuçta seçim bizim, değil mi? Çok bereket doğru. ya da lanet biz seçiyoruz aslında. Kesinlikle. Nasıl cennet ve cehennemi biz seçiyorsak yani biz İsa Mesih'i Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak kabul ederek cenneti seçebiliriz ya da hayır diyebiliriz. Dini seçebiliriz. Kendi amellerimizle kendimizi kurtarmaya çalışabiliriz. Ve sonuçta yani bizim seçimimiz aslında Tanrı kimseyi cehenneme göndermek istemiyor. Kesinlikle. Kimseyi cennet içinde seçmiyor özellikle yani diğerlerini dışlayarak seçimi bütün insanlara bakıyor. Herkese eşit seçim veriyor değil mi? Seçim fırsatı veriyor. Çok doğru. Ve bunu bizim seçmemiz gerekiyor. Yani Tanrı bizi bir irade gücüyle yarattı. O irademizi mutlaka bizim kullanmamız gerekiyor Tanrı'ya doğru, Tanrı'yı hoşnut edecek şekilde. Bu noktada Tanrı bizi bereketleyecek ve onurlandıracaktır. Şimdi e, e, her şey bizim bize bağlı, bizim elimizde. Söyledin ya e, birçok insan e, dua konusunda, dua dilekleri gönderiyorlar mektuplarla, e-maillerle ve özellikle yüzde %80 hep maddi konuda e, bu talepler. E, şunu söylemek istiyorum bizi dinleyenlere, gerçekten eğer maddi konuda bir sıkıntımız varsa... Tanrı'nın vaadi, Tanrı'nın bereketleri hayatımıza akmıyorsa, Tanrı'nın elini hayatımızda görmüyorsak aslında Tanrı'ya tabii ki dua edeceğiz ama dua etmekten çok başka bir şey yapacağız. Tanrı'nın ruhsal ilkelerine uygun hareket etmeyi, etmeye başlayacağız. Evet. Oyunu kurallarına göre oynamaya başladığımız zaman hayatımızın bereketlenmeye başladığını göreceğiz. Yani biz Tanrı'yı bekliyoruz. Tanrı'nın hayatımızı bere bereketlemesini bekliyoruz. Bizi kutsamasını bereket istiyoruz. Bizi maddi açıdan, parasal açıdan bereketlemesini bekliyoruz. Oysa Tanrı bizi bekliyor. Hı hı. Tanrı e, ona doğru gerçekten iyi bir tutumla, iyi bir yürekle vermemizi bekliyor. Onun eline bir şeyler koymamızı bekliyor. Hı hı. Bu konuda e, 2. Korintiler 9. bölüme bakalım istersen beraber. Çok e, önemli bir metin orası, kutsal orası. yazı. E, 1. Korintiler, 2. Korintiler 9-6'dan itibaren şöyle okuyor, şöyle yazıyor. Diyor ki şunu unutmayın az eken az biçer, Evet çok eken çok biçer. Hı hı. Şimdi hasadımızın oranını, hasadımızın büyüklüğünü biz belirliyoruz. Ekeceğimiz tohumun miktarı belirliyor. O nedenle eğer az bir hasat biçiyorsak elimize bakalım, yüreğimize bakalım, ne kadar ektiğimize bakalım. Tanrıyı ne kadar çok onurlandırdığımıza bakalım. Tanrının sözüne ne kadar çok itaat ettiğimize bakalım. Burada bir hata bir yanlışlık olduğunu göreceğiz. O yanlışı düzelttiğimiz zaman Tanrı'ya gerçekten e, sevinçle, isteklice ve bolca vermeye başladığımız anda göreceğiz ki Tanrı hemen harekete geçecek ve ekinimizi ektiğimizi bereketleyecek, ektiğimiz tohumu bereketleyecek ve kat be kat fazlasını bize evet. e, geri verecektir. Her zaman diyorum hasatından memnun değilsen tohumunu değiştir senin Doğru. elinde. Yani eğer bir çiftçi gidip de ee, yani domates tohumları ekip ondan sonra e, salatalık biçmek istiyorsa, salatalık çıkınca da kızıyorsa kendine kızacak. Yani başka kızacak kimse yok. Doğru. Tohumunu değiştirsin, salatalık tohumu eksin, salatalık biçmek istiyorsa salatalık biçecek değil mi? Evet. Yani çok e, bu, bu, bizim seçimimiz olduğunu gösteriyor. Çok doğru. Evet. Sonra 7 ayet devam edelim. Diyor ki herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin, isteksizce ya da zorlanmış gibi değil. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever her zaman her yönden her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için Tanrı her nimeti size bol bol sağlayacak güçtedir. Nitekim şöyle yazılmıştır armağanlar dağıttı yoksullara verdi doğruluğu sonsuza dek kalıcıdır. Ekinciye tohum ve yiyecek ekmek sağlayan Tanrı sizin de ekeceğinizi sağlayıp çoğaltacak doğruluğunuzun ürünlerini arttıracaktır. İşte üç program oldu ve hep şunu vurguladık yani bu olay aslında kahyalık olayı ondalık olayı kesinlikle para olayı değil yürek olayı evet, evet. yedinci ayet bize diyor ki herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin yani Hı -hı. yüreğin tutumu yüreğin durumu son derece önemli ondalık konusunda verme konusunda İsteksizce ya da zorlanmış gibi değil hatta açıkçası yani bir kural kural olduğu için değil hatta ve hatta sırf Tanrıya itaat etmek amacıyla bile vermemeliyiz. İmanla vermeliyiz. Evet. Bu çok önemli. E, isteksizce değil veya zorlanmış gibi değil ama yürekten geldiği gibi gerçekten Tanrı'ya olan sevgimiz, Tanrı'ya olan iyi niyetimiz bizi motive etmeli, bizi harekete geçirmeli. Hı hı. Ondalık ve sunu konusunda, verme konusunda. Evet. Evet, haleluya. Ve e, şu da çok önemli. Sevinçle Tanrı sevinçle verini sever evet. ama Tanrı herkesi sevmez mi? Doğru. Bir tane herkesi seviyor kişi olarak ama herkesin tutumunu sevmiyor. Doğru. Bence burada yine tutumu vurguluyor Çok doğru. Tanrı sevinçle vereni sever yani burada sevinç tutumunu sevdiğini bahsediyor e, vurguluyor Tanrı yani kişiden öte o kişinin tutumunu Hı -hı. seviyor yani sevinçle vermek yani bir kere bir, bir kişi sevinçle verebiliyorsa o kişinin yüreği özgür demektir. Doğru. Hiç düşünmüyor bile yani verdiği için ağlamıyor arkasından ağlamıyor verdiği için kaygılanmıyor verdiği için e, 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 mutsuz değil yani verdi, verdiği şeyi düşünmüyor tekrar sevinçle veriyor ve yani bunu çünkü Tanrı'yı hoşnut etmek onun için her şeyden daha önemli. Doğru. Doğru. Yüreğinde o kadar Tanrı'ya odaklanmış ki sevinçle veriyor ve tabii ki e, 8. ayet evet. yani bence Kutsal Kitap'taki en müthiş ayetlerden birisi hı. yani her zaman, evet. her yönden, hı hı. Haleluya her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmemiz için her nimeti <laughs> size bol bol sağlayacak güçtedir Tanrı. Yani Tanrı her nimeti. Burada her kelimesi bak kaç kere geçiyor? Bir, iki, üç, dört, beş kere her kelimesi geçiyor. Doğru. Her zaman, hı hı. her yönden, zaman da burada çözülüyor. Her açıdan, her yönden, her şey, her nimet, her iyi iş. Hı hı. Yani burada Tanrı'da bir eksik yok. Gerçekten Tanrı'ya Tanrı'ya bağlanan kişi hayatını eksik eksik yaşamamalı. Yani Tanrı her zaman sağla, sağlayacağını vaat ediyor. Her açıdan, her yönden. Ve Tanrı her her açıdan, her alanda, hayatımızın her alanında ruhsal, fiziksel, maddi alanda her alanda diyor ki yeter her şeye yeterli ölçüde sahip olmamızı istiyor. Yani her şeye yeterli ölçüde sahip olmamız gerekiyor. Tanrı'nın isteği budur. Ve her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için Tanrı her nimeti size bol bol sağlayacak güçtedir. Yani şunu söylemek gerekiyor. Tanrı bizi niçin bereketlemek istiyor? Evet, Tanrı bizi güzel. niçin kutsamak istiyor? Başkalarına bereket olalım diye. Başkalarını kutsayalım diye evet. bizi bereketle Ve diyor. egemenliğini bina edelim. Tanrı'nın egemenliğine daha çok iş yapabilirim diye. Müjdeyi destekleyebilelim diye. Tanrı'nın işine katkıda bulunabilirim diye. Yani Sonuçta evet müjde... Müjdenin bedeli ödendi, müjde ücretsiz ama müjdeyi duyurmak büyük bir bedele mal oluyor. Kesinlikle. Yani şu stüdyoları bir de kurmak, yani televizyon programlarını yapmak, Tanrı'nın müjdesini duyurmak. Bütün bunlar kaynak gerektiriyor. Tamam. E bunlar nereden geliyor? Sonuçta bunları destekleyen e, mafya değil yani. Bunu evet. destekleyen e, şey değil yani. E, dünyasal şirketler değil. Evet. Sonuçta bunu destekleyen Tanrı'nın halkı. Evet. Tanrı'yı seven... Tanrı'nın halkı ve birinin bir yerde cömertçe katkıda bulunması gerekiyor ki Tanrı'nın müjdesi duyurulabilsin, kitaplar basılsın, kaynaklar e, sağlansın, insanlara ulaşılsın, müjde duyurulsun ki böylece insanlar da Tanrı'nın sözünü işiterek hayatları değişsin. Yani bunlar bunlar olağanüstü şeyler. E, ve aynı zamanda ikinciye tohum sağlayacak diyor. Yani biz Doğru. ekmeği istediğimiz sürece tohumumuz eksik olmayacak. Amen. Tanrı sürekli sağlayacak bize ekebilmemiz için hı hı. ve yiyeceğimizi de sağlayacak. Çünkü ürünümüzün artmasını istiyor. Doğruluğumuzun artmasını istiyor. Doğru. Ve diyor çoğaltacak. Ekeceğinizi sağlayıp çoğaltacak. Amin. Tanrı çoğaltma işinde. Amin. Değil mi? Amin, Tanrı eksiltme işinde değil. Hayır. Yani Tanrı bizden bir şey almaya çalışmıyor. Bunları istediği zaman, vermemizi istediği zaman. Tanrı'nın bütün amacı bize daha çok verebilmek. Her şey ama, zaten onun. Evet her şey zaten onun. Ve bizim elimize daha çok vermek istiyor ama öğrenmiştik ki Elimizde olanın iyi kahyası olmazsak Tanrı bize daha fazlasını vermeyecek. Bu yüzden bu bir sınav. Tamam. Kahyalık sınavı. Elimizde olanı verdiğimiz sürece Tanrı bize daha fazlasını verecek. Cevdet devam edeceğiz. Amin. Bu konu tamam. üzerine durmaya devam edelim. Sevgili izleyicilerimiz bunu izleyin. Devam edeceğiz. Sizlerle birlikte olacak. Sakın ayrılmayın çünkü çok çok önemli şeylere değiniyoruz. Kahyalık İlkeleri adlı kitabımızı edinmek için bize yazınız. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul e-posta adresimiz mujdeturkiye@msn.com. SMS hattımız 05 Ekme ve biçme yasası adlı vaaz CD'mize ücretsiz sahip olmak için bize yazınız. Posta Kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujdatürkiye.msn.com SMS hattımız 05... Sevgili izleyicilerimiz, Uyanış programımız devam ediyor. Ben Güçlerman, stüdyoda konuğum olarak Kutsal Kitap Öğretmeni Cevdet Özdemir ile birlikteyiz ve kahyalı konusuna değiniyoruz. Özellikle finansal konulardayız. Şu anda sunulara değiniyoruz. Ekme ve biçme yasasına odaklanıyoruz. Yani e, bunu okumuştuk. İkinci konutlar 9 ve 6'dan. Evet. Az eken az biçer, çok eken çok biçer. Bunun üzerine bina etmeye devam edelim lütfen. Tabii, lütfen. Şimdi söylediğim gibi gerçekten bir bir ruhsal bir kural var. Ekme ve biçme yasası var. Evet. Bu yasayı Tanrı kendisi kurdu ve bu yasaya uygun şekilde kendisi davranıyor. Ve bizden de bu yasaya uygun şekilde davranmamızı bekliyor. Ve bu yasa şu yani ektiğimiz zaman biçeceğiz ne kadar ekersek o kadarını biçeceğiz. Eğer bir şey biçmek istiyorsak bir şey ekmemiz gerekiyor. Bir hasat biçmek istiyorsak tohum ekmemiz gerekiyor. Bu e, bu noktada şunu da söylemek gerekiyor. Burada sadece para ekmekten söz etmiyoruz aslında. Yani e, eğer bazıları diyebilir ki hani benim param yok zaten. Yani çok zor durumdayım. yoksulum, elimde yeterince para yok. Para ekemiyorum. Ekecek param yok. E, bu durumda ne yapmam gerekiyor diye sor, sorabilirler. E, o, şunu söyleyebiliriz. Yani eğer eğer paramız yoksa zamanımız var. Uhum. Zamanımızı ekebiliriz. Çünkü dedik ki zaman da aslında Tanrı'nın bize sunmuş olduğu bir nimet, bir kaynak ve Tanrı zamanımızı zamanımızın da aslında ondalığını bekliyor. Ondalığını evet. vermemizi istiyor. E, aynı zamanda eğer elimizde para yoksa e, inanıyorum ki birçoğumuzun evinde belki kullanmadığı birçok giysisi vardır. Bir takım elbisesi vardır, kravatı vardır, gömleği vardır. E, bunları ekmeye başlayabilir. Yani ...mutlaka ve mutlaka Tanrı'nın eline bir şey koyabilmemiz gerekiyor. Tanrı'nın çoğaltabilmesi için. Dedin ya, Tanrı gerçekten çoğaltma içinde. Tanrı bereketlemek istiyor. Tanrı kutsamak istiyor. Tanrı kat be kat artırmak istiyor. Ama bunu yapması için ilk önce onun eline bizim bir şey vermemiz gerekiyor. Bu kısır döngünün kırılması için... ...yani Tanrı'nın bizi bereketleyebilmesi için... ...mutlaka e, o tohumu ekmemiz gerekiyor. O evet. tohum para olabilir, zaman olabilir, sevgimiz olabilir... ...gayretimiz olabilir giysiler olabilir vesaire. Evet. Her şey olabilir. Evet tabi şu aklıma geliyor. Gavatyalılar 6. 6. Evet. bölüm 7. Evet. ayet. Aldanmayın. Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Evet. Ne ekerse onu biçer. Ne ekmezse de onu biçemez. Doğru. Yani para ekmeyen para biçemez. Yardım ekmeyen yardım biçemez. Sevgi ekmeyen sevgi, sevgi biçemez. Yani bu Tanrı'nın yasası. Doğru. Bu yasa yer çekimi kanunu gibi Tanrı'nın yerleştirdiği bir yasa. ya bundan kaçış yok. Bu yüzden diyor aldanmayın. Tamam. Çünkü aldan aldanmak nedir? Ha bu yasa var ama benim için değil ya da e, yok ya ben yine yaparım da kötülük iyi şeyler bekleyeceğim gibi kendini aldatmak böyle ald, hmm. aldatıcı düşüncelere yer vermeyin hmm. ve Tanrı'yla alay etmeyin. Tanrı alayı alınmaz yani bir nevi e, biz hayatımızı istediğimiz gibi yaşayarak sonuç olmayacağını düşünmek, düşünürsek Tanrı'yla alay ediyoruz. Yani ben istediğim gibi yaşarım ama bunun sonucu olmaz. Bu bu Tanrı'yı alay etmektir, kendimizi de aldatmaktır. Sonuçta yani bu bu ayet tabii ki her şey için uyarlanabilir ama bunu alalım. Şimdi maddi konularda da uyarlayacak olursak, sunu vermeyen Tanrı'dan bereket biçmeyecek. Evet. Yani bu Tanrı'nın sözü bu konuda çok net. Evet. Net ve açık. İstersen 40 gün oruç tut, dua et. Tanrı'nın sözündeki bazı önemli ilkeleri uygulamıyorsan hayatında hı hı. bunun sonucunu alamazsın. Doğru. Yani Doğru. bunun sonucunu alamazsın. Eğer bir buğday hasadı biçmek istiyorsak mutlaka ona uygun uygun tohumu ekmemiz gerekiyor. Evet. Buğday tohumu ekmemiz gerekiyor ve e, hasadımızın niteliğini, miktarını, oranını yine biz belirliyoruz. Evet. Ne kadar ekersek o kadar onun karşılığında biçmiş olacağız. Bir bu Galatyalar 6. bölüm okurken aslında 6. ayette diyor ki Tanrı sözünde eğitilen, kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın. Hı -hı. Burada şunu görüyoruz ki biz kilise üyesiyiz ve gittiğimiz kilisede bizi eğiten, bize Tanrı'nın sözünü paylaşan, Tanrı'nın sözünü öğreten önderlerimiz var. Olur. Ve Tanrı sözünde diyor ki bu insanları yani kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın. Tanrı'nın bize vermiş olduğu nimetlerden, Tanrı'nın vermiş olduğu kaynaklardan onlarla, kaynakları onlarla paylaşmalıyız. Bu da bir Tanrı, Tanrım vaadi ve bunu yerine getirmemiz gerekiyor. Söylediğin gibi aslında müjde tabii ki ücretsiz, karşılıksız sunuyoruz. Bunun karşılığında bir, bir bedel, bir ücret almıyoruz. Ama müjdeyi yaymak bir bir bedel gerektiriyor. Yani bugün biz bir ben aile babasıyım, çocuklarım var ve onları yetiştirmek için, onları büyütmek için aileme katkıda bulunmak için çalışmam gerekiyor. Bir 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 para gerekiyor. Hı hı. Aynı şekilde müjdeyi yaymak için de. Maddi kaynak gerekiyor. Bugün e, müjdeyi yaymak için başka ülkelere giden, başka bölgelere giden insanlar var. O insanların oraya gitmesi için e, yani uçağı kullanması gerekiyor, arabayla gitmesi gerekiyor. ve e, ya Masrafı var, masrafı çok var. basit. Var. Kesinlikle. Çok basit masrafı kesinlikle. var. Masrafsız bir iş yok yani. Çok doğru. Ve bu masraflar nasıl karşılanacak? Evet. Tabii ki e, kilise üyesi insanların Tanrı'nın sözüne uygun bir şekilde ondalıklarını ve sunumları kiliseye getirmekle Romalılar 13. 10. bölümü hatırlıyorum. 13. ayette diyor ki Tanrının Rabbin ismini anan herkes kurtulacaktır. Ama diyor bir kişi Rabbin ismini duymazsa nasıl kurtulacak? Eğer bir kişi o sözü paylaşmazsa, daha doğrusu iman olmazsa nasıl nasıl sözü duymazsa nasıl iman edecek? İman etmezse nasıl kurtulacak diyor? Sözü işitmesi için bir kişinin gitmesi gerekiyor. Giden olmazsa diyor, sözü nasıl işitecekler? Ve şunu da söyleyebiliriz. Eğer biz ondalıklarımızı, sunularımızı kiliseye getirmezsek o zaman giden kimse olmayacak. Gidemeyecekler. Ve, e, ve biz ondalıklarla, sunularla müjdenin yayılmasını sağlamış oluyoruz. Evet. O sözü yaymaya giden kişileri evet. oraya götürmekle. Ve, ve ondalıklarımızı vererek Cevdet kilisenin üzerindeki laneti kırıyoruz. Bak hmm. ülkenizin üzerindeki laneti kaldıracaksın diyor ondalıklarını getirdiğin zaman. Şimdi ülke ülkeyle biz tabii burada neyi düşün? Ülke olarak Tanrının ülkesini, Tanrının halkını da düşünelim. Tanrının egemenliği bir ülke bir nevi düşünecek olursak yani ben bakıyorum gerçekten imanlılar ve kiliseler üzerinde yoksulluk ve eksiklik lanetini görüyorum çok yerde. Çünkü Tanrının halkı Tanrıyı ondalıklarıyla onurlandırmadığı için bir türlü o yoksulluktan, eksiklikten çıkamıyor. Yani hep e, hep sıkıntıyla, hep kısıtlamalarla, hep e, ucuzla, hep azlıkla geçiniyoruz, yetiniyoruz. Bu Tanrı'nın isteği değil kilise için. Tanrı diyor baş olacaksınız kuyruk değil. Üste olacaksınız her zaman altta değil. Bolluk vaat ediyor. Üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım. Bol, her nimeti bol bol üzerinize dökeceğim. Hep görüyoruz ayetlerde. bunu Bir sürü var. Başka çok ayet de verebiliriz. Yani bunu bunu kırması gerekiyor. Bu yoksulluk lanetini ve yoksulluk zihniyetini e, imanlar üzerlerine atması gerekiyor. Evet. Tanrı'nın sözüne itaat ederek, korkuyu yenerek, imanla adım atarak ve bir şey daha geliyor aklıma son olarak sana sözü ver, vermek istiyorum yani şimdi burada bahsettiğimiz bir konu var yani imanlıların vermesi konusuna değindik cömert olması konusuna değindik müjdeyi bereketleme konusuna sonuç olarak biz bunu yaptığımız zaman tanrı bizi daha da çok bereketleyecek evet. yani aynı zamanda müjde için çalışan diyor müjdeden beslenir diyor Doğru. biz imanlar olarak Tanrı'nın işini bereketlersek sunularımızla, ondalıklarımızla bolca, cömertçe, fazlasıyla o zaman Tanrı'nın işini yapacak insanlar gidip işlerde çalışıp gelip kilisede çalışmaya yani çalışmaya çalışma durumunda kalmayacak. Tanrı'nın Tanrı, e, Tanrı için hizmet edenler yorgun düşmeyecekler. Odaklanabilecekler hizmete. Çok doğru. Onlar tam, tam mesai çalışabilmeliler Tanrı'nın işinde. Çok doğru. Uyanışın gelmesini istiyorsak gerçekten çobanlarımızın tam zamanda olarak Rabbin hizmetinde olması gerekiyor. Evet. Ülkemizde bu henüz gerçekleşmiş değil. Birçok kilise önderi maalesef e, ekstradan çalışması gerekiyor hayatını idame ettirmesi için. Oysa yurt dışında bunu daha çok görüyoruz. Yani kiliseye hizmet eden kilise önderleri kiliseden besleniyor. Kilisenin getirmiş olduğu, kilise üyelerinin getirmiş oldukları ondalıklardan, sunulardan hayatlarını, ailelerini geçindiriyorlar. Bunun da ülkemizde gerçekleşmesi gerekiyor. Eğer gerçekten müjdenin yayılmasını istiyorsak, insanlara ulaşmasını, onları kurtarmasını istiyorsak bu sözü duyuran insanların, önderlerin veya müjdecilerin gerçekten bütün odaklarını bu işe bu hizmete e, odaklayabilmeleri gerekiyor. Bunun da yolu tabii ki ondalıktan geçiyor. Eğer ülkemizde e, bu tam zamanlı çalışan kilise önderi sayısı azsa ben bunu şuna yorumluyorum. Ondalık ve sunu öğretisi az olduğu için bu böyle oluyor. Evet. Yani, ve veren az. Yani evet. açıkçası ben e, duyduğum istatistiklere göre e, imanların %8 ondalıklarını veriyormuş dünya çapında. Bu bu yani korkunç bir şey. Doğru. Ve bakıyoruz niye kilise büyümüyor? Niye bereket yok? Niye binalar yok? Niye e, hala kirada? Niye şurada burada? B bundan dolayı yani bir lanet var. <laughs> Tanrı'nın halk üzerindeki lanetin kırılması için Tanrı'nın halkının cömertçe, radikalce vermeye başlaması gerekiyor. Aynen. Ve kendilerini bir kenara bırakmaları, bencilliği bir kenara bırakmaları e, ve gerçekten Tanrı'nın Egemenliğin arkasında durmaları gerekiyor. Tanrı'yı ilk plana koymaları gerekiyor. Amin. Bu yüzden bu öğreti çok önemli. Uyanış kelimesini kullandın. Bak Hı -hı. programlarımızın adı da uyanış. Bir kişinin yüreğinin uyanışa gitmesinin en kısa yolu ondalığını Hı -hı. ve sunularını cömertçe Tanrı'ya vermeye başlamasıyla olacak. Çünkü bana dönün diyor. Benden çalıyorsunuz. Bana dönün. Hı -hı. Yani aynı zamanda e, Hagay'ı da okuduğumuz zaman e, Hagay birinci bölümde mesela tahıl yeni şarap e, ya bunlar da kesilmişti Tanrı'nın halkı, Tanrı'nın evini bina etmediği için. Doğru. Yani mesediş de ke kesilmiş durumda kilisenin üzerinde. Hı. Biz vermeye başlayınca Tanrı'nın mesedişi de akmaya başlayacak. Kutsal o daha da büyük ateşle, daha da büyük görkemle kiliseye gelmeye başlayacak. Hepsi bağlantılı. Çünkü ne demiştik? Yürekle ilgili. Doğru. Eğer yürek doğru değilse Tanrı o doğru olmayan yüreğe mesedişi veremez. Çünkü İsa ne dedi? Ee, eğer e, parayla siz sadık değilseniz size daha büyük asıl hazine verilmeyecek. Nedir o asıl hazine? Tanrı'nın kutsal ruhunun mes'edişi. Yani biz mucizeler görmek istiyorsak Tanrı'nın olağanüstü işlerini görmek istiyorsak aynı zamanda maddi olarak kahyalığımızı çok 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 daha üst seviyelere çıkarmamız gerekiyor Amin. kilisede. Amin. İmanlar olarak yani. Amin. Ondalı Cevdetçim, programımızın sonuna geldik maalesef. Zorlayayım. Sözünü kesmek durumundayım. Buna devam edeceğiz Tabii. çünkü iki programımız daha var. Çok çok yani zaten çok önemli bir konu. Sevgili izleyicilerimiz, programımızın sonundayız. Devam ediyoruz. İki programımız daha olacak bu konuda. Sakın kaçırmayın kahyalı konularını özellikle size sunduğumuz kaynakları da talep ederseniz ücretsiz olarak göndereceğiz. Kendisi, kendinizi daha da çok donatabilirsiniz bu konuda. Ama programımız sona ermeden önce ben şu anda bir davetiye de bulunmak istiyorum. İsa Mesih'i tanımıyorsanız şu anda hayatınızı ona verin. Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul edin. En büyük mucizeyi yaşayın. O da yeniden doğuş ve sonsuz yaşama alma. Aynı zamanda bir imanlı olarak belki bugün paylaştıklarımız gerçekten yüreğinize dokunuyor. Fark ediyorsunuz şu anda Tanrı ile olan ilişkinizdeki problemleri daha da iyi görmeye başladınız. Kahyalık konusundaki probleminizi, eksikliğinizi görmeye başladınız. Bu duaya katılarak siz de tövbe edin. Yeni bir başlangıç yapın. Gelin benden sonra bu duayı tekrar edin. Gözlerinizi kapatın ve imanla tekrar edin. Sevgili Rabbi İsa. Sevgili Rabbi İsa. Hayatımın her alanını. Hayatımın her alanını. Her şeyi. Her şeyi. Sana teslim ediyorum. Sana teslim ediyorum. Seni Rabbim, seni Rabbim, efendim olarak kabul efendim ediyorum. Olarak kabul ediyorum. Bütün, günahlarımı, bağışla, Bütün günahlarımı beni kurtar, bağışla. Beni kurtar. Beni, akla, Beni, akla. Beni Hayatıma gel. Hayatıma hayatımı, gel, Değiştir. Hayatımı değiştir. Bana verdiklerinin, Bana verdiklerinin hayatımın Hayatımın iyi bir kahyası olmayı, iyi bir bugün, olmayı, bugün, seçiyorum. bugün seçiyorum. Bugün bereketi seçiyorum. Bugün, bereketi bugün, bugün seçiyorum. yaşamı seçiyorum. Bugün İsa'nın adıyla. İnsanın adıyla. Amin. Amin. Haleluya. Sevgili Amin. dostum bu duayı tekrar ettiysen iyi haberim var. Evet Tanrı seni bağışladı ve bugünden itibaren lanet kırıldı ve bereket altındasın. Tanrının sözüne göre yaşamayı seç, Tanrının sözünü öğren ve itaat ederek yaşa. Hayatını değiştiğini göreceksin. Amin. Cevdet çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bunların üzerine devam edeceğiz. De. Sevgili izleyicilerimiz lütfen bize yazın. Sizden işitmek istiyoruz. İki programımız daha kaldı. Sakın kaçırmayın. Tekrar diğer programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujdeturkiye@msn.com. SMS hattımız 0 Kutsal Kitap'ta Tanrı sözünde eğitilen, kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın diye yazılmıştır. Bu program ve hizmetimiz tıpkı sizin gibi Rabbi seven ve bu hizmete ortak olan kişilerin sunularıyla mümkün olmaktadır. Sizi dualarınızla ve sunularınızla bu hizmete destek olmaya davet ediyoruz. Bereket alıyorsanız bereket olun. Böylece hem ödüllerimizi paylaşmış olursunuz hem de başka canları bereket olmuş olursunuz. Unutmayın az eken az biçer. Çok eken çok biçer.